düşündüren bir skeci var. Hep beraber şimdi onu seyrediyoruz. Üç adam olarak kadına şiddete kesinlikle hayır diyoruz ve bunu size bir skeçle anlatmak istiyoruz. Erkeksen izle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedir probleminiz? Doktor. Buraya geliş sebebiniz nedir? Ya aslında hiçbir problem yok doktor. Eşim kendisine sürekli dayak attığım için mahkemeye başvurmuş. Hı hı. Mahkemede psikolojik tedavi görmem için size yolladı. Yani çirkin kadına bak sen ya. Aramızda şiddetli geçimsizlik varmış. Ya tipini görsen asıl şiddetli biçimsizlik var hocam. Adamı sinir ediyorlar ya. Rusların bir lafı vardır. Çirkin kadın yoktur, Necla vardır diye. Necla işte benim eşim. O laf öyle mi biliyorsunuz o lafı? Ben öyle biliyorum. Ve bunun benim eşim olduğundan eminim yani. Anladım. Ya eşinize şiddet uyguluyorsunuz ve bunu sürekli yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Efendim bizde zaten dayak bir atasporudur. Yani biz dededen aikidocuyuz. Aikido mu? Evet. Ya, aikido savunma sporu değil mi? Bizde o daha çok savurma sporudur hocam. Yani benim dedemin dedesi ismi Kadir'dir, lakabı Kido. Nenemi döverken yapma Kido, Aikido, Aikido günümüze Aikido olarak gelmiştir hocam. Yani bizim dededen kalma bir spordur Aikido. Aikido dilimize böyle mi gelmiştir? Evet, ben öyle biliyorum yani. Benim kültürüm o seviyede. Anladım. Biliyorum. Peki ne zamandan beri şiddet uyguluyorsunuz eşinize? Vallahi ben evlendiğimiz ilk günden bu yana uyguluyorum hocam. Yani gerdek gecesindeydik, hiç unutmuyorum. Kendisinin duvağını açmak istiyorum, yüz görümünü istiyor. Duvağını açayım kız diyorum, yüz görümünü istiyor. Ya takarım diyorum yüz görümünü. Merak etme diyorum. Açmıyor, Nuh diyor ya. Nuh mu diyor? Peygamber demiyor hocam. Peygamber demiyor, açarsın açmasın en son bunun. Duvağını açarsın, gözünün üstüne yüz görümünü koydum hocam. 24 ayını taktım gözünün üstüne. O gün bugündür düzenli bir şekilde şiddet uyguluyorum. Anladım. Peki hiç böyle pişmanlık duyma falan gibi bir şey oluyor mu şiddet uyguladıktan sonra? Pişmanlık? Tam nasıl bir his hocam? Hani böyle doğru bir şey yapmadım galiba. Böyle bir vicdanın sızlar. Öyle bir his yok mu? Vicdan hangi organ oluyor vicdan hocam? Yani neremizde oluyor vücudumuzun? Tam şurada bir yerde mi oluyor yani? Anladım. Tamam. Ben de biraz ekşime var o kadar midemde. Ekşime var. Peki son şunu sorayım. Böyle kendinizde hissettiğiniz bir fiziksel rahatsızlık, bir hoşunuza gitmeyen bir durum var mı fiziksel sizde? Hocam yemin ediyorum bak bu dizler, bu sırtım, sırtta da yemin ediyorum var. Hele ki ayaktaysam kopuyor hocam, ağrıdan acıdan kopuyor. Sürekli mi? Sürekli, ayaktayken sürekli, yattığımda uyuyamıyorum yani o derece hocam. Tam tahmin ettiğim gibi bak. Çok şimdi size bir fiziksel bir küçük muayene yapalım, bir ayağa kalkabilir misiniz? Kısmeti görüyor musun? Hanımın densizliği yüzünden geldik. Bak tedavi olup çıkacağım aynen buradan. Aynen öyle. Sizi iyileştireceğiz. Ayağa mı kalkayım hocam? Evet. Teşhisi koyacağız şimdi. Bak kalktığım gibi dizler. Sürekli var değil mi bu ağrı? Sürekli. Perişan haldeyim tamam. Hocam. Bütün eklemlerim sızlıyor. Şimdi şöyle yapacağız. Yere evet. Bu kalemi atıyorum. Evet. Şimdi kaleme doğru iki elinizle birlikte adım 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 kalemi almak istermiş gibi uzanın. Eğilin aşağı doğru. Eğiliyorum. Bir adım daha. İki elinizle birden. Böyle. Biraz daha. Biraz daha. Evet. Şimdi evet kalemi tam tutun iki elinizle çök. Çök 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 çök. Tuttum hocam. Çök dizlerinin üstüne doğru gel şimdi. Hop koy elleri yere bakayım. Ne oluyor hocam ne elleri? Bir şey yok teşhis koyacağız bir şey yok. Elleri koyuyorum. Elleri yere koy. Koy. Koydum hocam. Koydum. Şimdi nasıl hissediyorsun kendini? Vallahi hocam bütün ağrılarım dindi şu anda. Bir bak bakayım şöyle bir omuzlarına kollarına sırtına. Vallahi hocam çok iyi hissediyorum ya. He? Çok iyi var hissediyorum. Var değil mi? Bir dolan bakayım azıcık şöyle. Allah hocam şu anda çok iyiyim ya. Var mı sıkıntı? Ne oldu hocam? Nasıl oldu bu ya? He? İyisin değil mi? Çok iyiyim hocam şu anda ya. Beyefendi, siz hayvansınız. Hocam ne biçim konuşuyorsunuz? Bak adamı hastetme hayvan falan. İhanet anlamında değil yani fiziksel bir teşhisten bahsediyorum. Yani çünkü karısını bu kadar döven ve hiç vicdan azabı duymayan biri insan olamaz. Hatta hayvan da olamaz. Bunu hiçbir hayvan bile yapmaz yani. Siz böyle İnsanla hayvan arasında kalmış bir türsünüz. Haysansınız siz aslında. Hocam terbiyesizleşmeyin bak. Neslinin tükenmesini çok istediğimiz ama bir türlü tükenmeyen bir türsünüz siz. Haysanlar. Hocam bak şiddete meyilliyiz diye geldik. Beni şiddete teşvik etme. Terbiyesizlik yapma buraya. Allah Allah. Terbiyesiz ya. Hayvan. Sen kendine bak. Allah Allah. Gidiyorum ben. Terbiyesiz adam. Ahlaksız.